Bazı arkadaşlar bana oy attı. Erhan da bana oy atacağını söyledi. Fakat oraya gittiğinde bana oy atmayı farklı bir insana oy attı. Kimse kusura bakmasın. Kendi karakteridir. Şey. Sedat ne olur. Bundan sonra bir yerden kalmayın lütfen. Erhan. Uzak dur Erhan. Dur. Burada da adrenalin yüksek ateşli erkeklerle kendini kaybetmiş kadınlar arasında bir şey. Bu ben daha çok bunu şeye benzetiyorum. Yani damızlıklar ve şeyler nedir onun adı? Öyle bir program ya bu. Şeyde dünyada da örnekleri var. Hatta baş başa bir yere gidiyorlar, kalıyorlar programda onu da gösteriyorlar. Bu neyin kocam olur musun bu ne? Ha, bu kısmetse eski, kocam olur. Eski bizi biri gözetliyoruz. Evet, başka bir şey. Televizyonda ama da vardı. Kadınlar bana sorarsan yani, yani bir şey gibi yani, bir, yani mesela ben böyle bir program yapsam hani damızlıklar ve diğerleri filan. Ya damızlıklar şey nedir? Mesela şeyde canlılar arasında damızlıklar vardır. Öbürleri nedir? Damızlıklar erkek mi oluyordu? Özür dilerim. Yani, cehaletime verin. Dişiler ben diye geçer yani, herhalde. Damızlık erkek. Damızlık erkekler. Sen biliyorsun mutfakta bir soy mutfak falan olduğu için. Damızlık. Ama sen onları yediğin için abi, biliyorsun. Evet. Damızlık kesilmez. Meliz. Damızlık mu? Beslenir ki ha, suyu yürütür. Damızlık. Burada çünkü meliz. Yani şeylerdeki erkekleri ben öyle görüyorum burada hakikaten. Bu programlar televizyonlardaydı biliyorsun. Şimdi dijitale geçti. Dijitalde ama çok iyi gidiyor. Tabii. Çok iyi gidiyor dijitalde. Yani demek ki iş programdaymış. Televizyonun bir iş yaptığı yokmuş. Ben bunu anlıyorum. Evet. Yani içerikte bir de mesela şurada bir kapışma var. Demek ki bunlara böyle hani şey deniliyor ki hani kılına dokunursan diskalifiye olursun filan gibi bir belki bir sözleşme maddesi var filan. Mesela burası çok acayip. Mesela Dünya Kupası'nda görebildiğimiz gibi sahneler yani böyle yüksek adrenalini. Şimdi burada bir saldırı ve erkek şeyi görüyoruz. Nedir o? Kızışması. Alfalık. Alfa mı oluyor alfalık. Bunlar? Alfalık. Alfalık yapıyor. Bu lafı ben kullanamıyorum henüz. Bu yeni çıktı çok kullanılıyor. Alfalık. Alfalık. Ne bileyim evet. İnsanlar da sürüyor. Bu da öbürü de bir sabır abideliği ya da kontrol. Öbürü zehri atmış. Zehri atmış. Zehri atmış. Saldırtmış. Bekliyor. Belki de diskalifiye ettirecek. Oradan o kıza o gidecek değil mi? Öyle bir şey. Evet. National Geographic'te hani böyle seyrediyoruz ya bazı hayvan belgeselleri. Böyle birbirlerine saldırıyorlar. O onu şey orada böyle ağır çekimde falan gösteriyor. Ya yani şu anda baktığında işte burada bir ilkellik görebiliyoruz. İnsan ama bu ilkellik değil. Bu hepimizin başına gelebilecek şey. Senin gibi düşünenler olabileceği için de ya altyazı giriyor oraya. Erhan ve Sedat arasındaki gerilimin sebebi ne? Arzu. Mesela yanlışlıkla öyle şey yapabiliriz değil mi? Bunun başka versiyonları askerde da vardır. Askerde de bu paspasa basmayınız falan yazıyor biliyorsun üzerinde. Biraz orada da var ya işte. Ha. Evet. Yani onun gibi hani şey şurada kimin fotoğrafı? Bu Erol Evgin'in fotoğrafı mı şurada? Ona şey yaptım ben. Arkadaşınız görebiliyor musunuz? Bu kadar gözükmüyor ama evet. Evet. Erol Evgin'in fotoğrafı gibi geliyor. Birisinin fotoğrafı var orada. Evet. Devam. Çok garip asker. Hangi kanal? Bu YouTube. YouTube'daymış. Bu YouTube'da. Dur. Şimdi burada da bu da çok hoş. Yani yine herkes çok sarkastik, sabırlı, iğneleyici ve hakikaten şey yani. Ya ben seyrederim yani hakikaten akıl hastalığı değil mi? Yani öyle bir şey izliyoruz. Görelim. Geliyorum şimdi. Sen bana en başında eğer maddiyattan bir sıkıntın olduğunu söyleseydin ben senin zaten yanında olur ya da olmazdım. Ama sen bana... Dur. Yani şimdi aslında buradaki şöyle sinematografik bir şey. Yani şey filmleri var ya fütüristik çocuk yapımları var mesela. Yani kız aslında büyük ama 4 yaşında bir ses çıkarıyor ve öyle bir kurgusu var. Yani adam da baba filmini tekrar çekiyor Godfather. Yani koltuktaki Al Pacino falan gibi bir durumu var. Yani ve çok diğer tipler de çok acayip. Görelim. 2-3 hafta sonra, haftalar sonra bunu söylediğinde... Dur! Bak! Çok iyi, çok iyi. Bak. Çok iyi, hocam, çok iyi. Oyunculuk... Çok iyi. Bak. Çok iyi. Yani ters bir oyunculuk ama bir gözü açıp diğer gözü... Çok iyi, muazzam. Yani muazzam bir hareket yaptı. Gördün mü? Yani Ceyma aktör yapamaz, bak sana söyleyeyim çok yani. Çok iyi. Müthiş bir hareket yaptı. Evet. Evet, kızlar... Ne çalıştığını, bu ilişkiyi bitirmeye çalıştığını görüyorum.
Ben hiçbir zaman maddiyat açısından bir problem yaşayan bir insan değilim. Benim arabalarım var, evim var, ailem olsun, işim olsun, çok iyi bir yerdeyim maddi olarak. Ben hayatımda öncelik maddiyatı koymadım. Maddiyat gerekli dedim. Evleneceğim aday da gerekli. Bu gayet normal bir şey maddiyat. Dur. Şimdi burada da tabii bütün ekranı dolduran bir iki kişi var. Yani kızın yüzü ve dekoltesi. Yani ikisini de izliyoruz burada. Bu da çok acayip. Bu da bir başka bir filmden oraya başka bir rolde geliyor. Yani şurada da adamın ne zaman bitecek? Adamın kafasını görüyoruz. Al Pacino'nun böyle baba filminde. Ondan sonra şey işte babası yeni ölmüş, onun yerine geçmiş filan falan. Böyle bir şey var. Bir sinema ama çok güzel yani bir sinema var hakikaten. Devam. Planda olması. Şimdi güzel bir şey daha söyleyeceğim sana. Tamam. Sana bir şey vermek istiyorum son kez. Şeye bakar mısın? O tarafa doğru. Oraya doğru bakar mısın? Ne? Baba bak. Oraya doğru bakar mısın? Oraya doğru bakar mısın? Bir bakar mısın? Hayır. Dıdı. Akbilini ziplenmiştir. Akbilini doldurdum bu arada. İstediğin yere gidebilirsin. Ne yap? Bu muydu ya? Yetersiz bakiyesin. Akbil gibi.